Tekrardan selamünaleyküm. Aleyküm Aleykümselam selam hocam. Aleyküm selam Evet, hocam. son dersimizdeyiz. Muhtemelen bitiririz şimdi. Sait ve İsam. Evet, burada İrşat hocam sesim iyi çıkmıyor dedi. Kendi sınıfını buraya yönlendireceğini söyledi. Zaten yönlendirdi aynı hocam. Ben derse giriyorum dedim, zaten aynı bütün şeyleri anlatıyorum. O şekilde katılım sağlasınlar dedim. O sınıftan olanlar var mı? Varız hocam. Söyledi bize. Hocam zaten linkinizi atmış gruba. Evet. Ha, zaten kendi sınıfım dedim. Yani şu an anlatırken kıraat kabahat ayrımı yapmıyorum. Hepsini anlatıyorum. Dolayısıyla benim dersimi dinleyen İrşat Hoca'nın dersine de girmiş sayılır arkadaşlar. Hocamız hasta. Korona bulaşmış. Dolayısıyla onu anlayışla karşılayın. Hocamın dersi niye yok demeyin. Zaten biz her şeyi anlatıyoruz. Yani böyle bir hocayı zora sokmayalım. Yardımcı olalım. Onun dışında evet. Onun dışında da bir şey daha diyecektim ama aklıma gelmedi. Ha şey, bu ders saatini biraz ileri aldık arkadaşlar katılabilsin diye. Ders çakışması olmasın diye. Pazartesi zaten bu saatlerde ders yok. Biraz öğle vaktine falan denk geliyor ama biraz fedakarlık gerekecek. Ben daha bir şey yemedim. Yani sabah kalktım. Daha henüz bir şey yemedim. Karnım aç. Bir çay içebildim. Dolayısıyla biz fedakarlık yapıyoruz. Sizden de bekliyoruz biraz. Zaten sizin ikinci seçeneğiniz, kayıt olarak izleyebiliyorsunuz. Düşünün, bunları anlatıyorum. Sonra bir de bunların kayıtları var. Bir de akşam derse hazırlanıyorum. Yani sadece iş burada kalmıyor. Dersi anlatıp çıkıp gidiyorum gibi düşünenler varsa yanılıyor. Yani 2 saat hoca anlatıyor, gidiyor. Öyle değil. Yani sadece o şu yüzde insan vücuduyla ilgili şunları yazması, araştırması, bulması vesairesi en az 1 saatimi almıştır. Yani düşünüyorum başla ilgili ne vardı. Yani bir de düşünme süreci var. Yani bir derse nasıl, dersi bilirsin ama dersi nasıl sunacağını düşünmek de bir zaman alır. Düşündüğün şeyi hazırlarken de düşünürsün. Hazırlarken yazarsın, hatalı olur, eksik olur. Oradan tamamlarsın vesaire. Yani ben öğrencilere her zaman şunu tavsiye ediyorum. Bulunduğunuz yerde kalmayın. Sürekli kendinizi geliştirin. Ben de hoca olarak bunu yapmak durumundayım. Yani her sene aynı şeyi anlatmak yerine her sene ne koyabilirim? Yani bu sene ben arkama baktığımda bu sene artı bir şey ne ortaya koydum? Mesela işte insan vücuduyla ilgili bu çalışmam benim bu sene kârım. Bu sene ortaya koyduğum yeni bir şey. Yani yerimde durmadığımın bir işareti. Dolayısıyla ben bunu yapıyorsam sizin de hayli hayli yapmanız gerekiyor. Bize de bu açıdan bakmanız gerekiyor. Yani şunu yapsam, her zaman söylüyorum. Ben bu kitabı 5 kere okutmuş birisiyim. Yani bu 5. ya da 6. senem. Yani benim buna çalışıp gelmeme gerek yok. Ezbere biliyorum belki çoğun ama ne var arkadaşlar? Ya ben kendimi güncelleyebiliyor mu? Veyahut da ben bunu sunarken nasıl sunarım? En güzel nasıl iletirim? Önceki seneler öğrenciler nerede takılmış? Bundan analizini yapıp daha sağlıklı bir şekilde sunma derdindeyiz. Dolayısıyla biz sadece ders anlatıp geçmiyoruz. Ben yapmıyorum en azından öyle. Mesela geçen sene uzaktan eğitimde YouTube'u kullanıyordum. Ama Telegram'ı kullanmıyordum. Bu sene ne ekledim üzerine? Telegram'ı ekledim. Önceki senelerden olan arkadaşlara sorun. Bu ne demek? Sürekli kendimize artı bir şey katıyoruz demek. Ama şunu yapsaydım. Geçen sene YouTube'u kullanıyorum. Sonra YouTube'u kaldırdım. Telegram kullanmıyorum. Bu sefer geriye giderdim. Anlatabildim mi? Dolayısıyla bizim bakış açımız, yaklaşımımız, öğretmenlik anlayışımız bu şekilde oluyor. Evet, çok da uzatmadan Sait ve İsam arasındaki konuşmaya geçelim. Evet, okuyorum önce. Sa'idun. Eyne Muhammedun ya İsam.
Bazen de bu çalışmıyor. İşte bak böyle sorunlar çıkıyor anlatırken bile. Demin çalışan kalem şimdi niye çalışmıyor? Evet, neyse şunun kalemini kullanalım. Anoid. Neydi bu ışıklı olan? Şu mu? Evet, Said. Eyne Muhammedun ya İsam? İsam. İnnehu marid. Ve yehtacu ila raha. Ve sanki İrşat hocamızın durumunu anlatır gibi oldu. Tevafuk oldu. Said. Hayrun inşaallah. Ma sebebü maradihi. İsam. Tenavvele ta'amen. Ve kharaca lirriyadati. Fi cevvin barid. Ve huve yeş'uru bi elemin fi ra'sihi ve ma'idatihi. İnnehu la yastati'u en yemşiye ala kademeyh. Kademeyh. Lakin ezunnu ennehu yeş'uru bi tahassunin el'an. Sa'id yecibu en nezhebe لزيارته بعد المدرسة عصام بالتأكيد. Evet, بالتأكيد. Arkadaşlardan iki kişi alalım. Murat Aydınlar. Murat Aydınlar orada mı? Bir de Burak Emre Sül. Murat bizi duymadı. Burak duyuyor mu? Evet hocam, duyuyorum. Mertcan. Diğeri Mertcan olsun o zaman. Mertcan duyuyor mu? Arkadaşların isimleri var, kendileri yok. Kadir Öztürk. Buradayım hocam. Evet, Kadir sen oku. Evet, ikiniz okuyun. Eyne Muhammed ya Asım. İsam, bu Asım değil, İsam. İsam. İnnehu merizun ve yehtacu iler rahat. Hayrun inşaallah. Ma sebebü meradihi. Tenavvele da'amen ve kharece lirriyazati. 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 Fi cevven berid. Berid. Ve huve yeş'uru bi ilmi. Bi elemin. Bi ilimin. Elem. Bi elemin. Bi elemin. Fi ra'asihi ve ma'idatihi. İnnehu la yestedi'u. En yemşiye ala kadamihi lakin ezünnü ennehu yeş'uru bitehassünil en yecbü en neshebe li ziyaretihi bevdel medreseh bittekid. Evet, teşekkür ederiz. Vakti kullanma adına. Evet. Ne diyorlar? Evet, resme bakalım arkadaşlar. İki kişi var. Biraz sanki büyük adam gibi çizmiş ama bunlar öğrenci gibi geldi bana en başta. Sırada oturuyorlar. Bir de burada yatan biri var. Evet, her ne kadar burada iki kişi konuşuyor olsa da bir üçüncü kişi de var. Kendisi hakkında konuşulan. Dolayısıyla Said var. İsam var. Bir de kim var? Muhammed var. Yani üç kişiden bahsediyoruz. O zaman yatan kim oluyor? Muhammed oluyor. Said soruyor. Said, biz daha önce Said'i mutlu anlamında kullandık. Artı iyi günler, iyi yolculuklarda kullandık. Bir de Said ne olarak geldi arkadaşlar karşımıza? Özel isim. Özel isim. Yani Said, mesela bizde Mutlu diye bir isim var mı? Mutlu. Duydunuz mu? Hiç duymadım. Var hocam, Mutlu diye var. Ben duydum. Var, hocam. Var mı? Var. Erkek çocuklarını. İyi diye var mı? İyi. İyi, gel buraya. İyi. Ha, iyi parti var bizde değil mi?
Öyle var, iyi. Evet, Neşe de var hocam. Ha, Neşe. Evet. Yani Sait özel isim olarak da karşımıza gelebiliyor. Eyne Muhammed. Sait kimi soruyor? Muhammed'i. Ya İsam. Arkadaşı İsam'a. Muhtemelen İsam Muhammed'le yakın. Yani yakın birisi olduğu için, arkadaşlık kuvvetli olduğu için ona soruyor. Merakından. İsam ne diyor? İnnehu mariydı. Mariyd. Neydi arkadaşlar? Hasta. Hasta. Hastalık hasta. Neydi? Hastalık. Marat. Evet, marat. Değil mi? Maraz. Maraz Ali vardı bir zamanlar dizisi. Maraz. Evet, merhametten ne doğar diyorlar? Maraz doğar. Maraz. Evet, merhametten maraz doğar. Hastalık. Sıkıntı doğar. Evet, İsam ne diyor? İnnehu. O hastadır. Ve yehtacu ile raha. Ha, bak burada çok güzel bir durum ortaya çıktı. O da ne? O da ne arkadaşlar? Raha kelimesi. Demin ünitenin başında raha geçtiğinde acaba avuç içi mi dedim yoksa rahatlık mı dedim? Emin olamadım. Hatırlıyorsunuz mu? Avuç içi dediniz hocam. Yo, rahat da olabilir dedim. Avuç içi de olabilir dedim ama emin olamadım. Hatta evet. Parçada belli. Çünkü hocam cümlede belli olur demiştiniz. Aynen. Çünkü neden öyle yaptım? Şeye geri dönecek olursam. Burada rahatlığa ihtiyacı var. Dinlenmeye ihtiyacı var diye. Evet, orada mesela üst üste şeyleri saydı. Vücut organlarını. Gözü, evet. Kulağı vesaire. Ben de rahat avuç içi olabilir dedim. Ama bir daha çok kullanan ama rahatlık. İşte burada şunu göstermeye çalışıyorum. Bir kelimeyi oturup tek başına öğrenmenin zararı. Bilemiyorsun. İşte o kelime cümle içine girmedikten sonra nedir arkadaşlar? Bazen anlamsız kalıyor. Bazen yetersiz kalıyor. Bir kelime en güzel cümle içinde kullanılarak öğrenilir. İşte burada o ortaya çıkıyor. يَحْتَاجُ اِلَى bir şeye ihtiyaç duyuyor. Avuç içine ihtiyaç duyacak hali yok. Neye ihtiyaç duyar? Rahat. Rahatlığa, yani dinlenmeye ihtiyaç duyar. İşte bu da size örnek olsun bu anlamda. Hocam evet. Bizim Türkçedeki yüz ile yüz bir de yaz ile aynı kelimeler. İki mana cümleye göre şey oluyor, belli oluyor bunlar. Aynen onun gibi, doğru diyorsun. Yani tek başına yüz yazdığımız zaman yani birçok anlam çıkar ama cümle içinde kullandığımız zaman anlam oturur. Sait ne diyor? Hayrun inşallah. Hayırdır inşallah. Mâ sebebi maradihi. Evet, hastalığının sebebi nedir? Maraz. Bakın, marid, maraz. Bunu eşleştirebilirsiniz. İsam, tenevvele ta'amen. Evet, tenevvele arkadaşlar. Geçti mi daha önce, hatırlamıyorum. Ekele. Hocam, yemek almak. Evet, yemek yemek olarak çevireceğiz. Tenevvel almak ama buradaki anlamı yemek yedi. Tenevvele. Ekele ta'amen. Tenevvele ta'amen. Eş anlamlı olarak düşünebilirsiniz. Tabii ekele sadece yemek anlamında ama tenevvele farklı yerlerde de karşımıza gelecek. Mesela tenevvele kursan. Hap, ilaç. İlaç almak gibi farklı şeyler çıkabilir. Tenevvele daha tenavvele fatur, kahvaltı yapmak gibi. Ve harace lirriyadati fi cevvin barid. Evet. Harace çıktı lirriyadati spora fi cevvin barid. Soğuk bir havada. Evet, soğuk bir havada. Evet, barid arkadaşlar soğuk ama şu kelimeyle karışmasın. Berid. Demin okurken berid diye okundu. Berid posta demek. Barid soğuk demek. Berid posta. Sa'il berit, postacı gibi. Evet, soğuk havada spora çıktı. Yani yemek yedi ve soğuk havada spora çıktı. Ve huve yeş'uru şa'ara bi elem. Acı hissediyor. Nerede? Ra'sihi. Bakın, başı sarılı. Ve me'idetihi. Karnında. O zaman biz bunu böyle mi çevireceğiz yoksa daha güzel çevirebilir miyiz? Onun hocam, başında hocam, midesinde ağrı hissediyor mu diyeceğiz? Ne deriz?
Onun midesi ve başı ağrıyor. Heh. Soğuk algınlığı. Evet, şuraya doğru çeviri olarak onun başı ve midesi ağrıyor. Ama birebir çevirsem derim ki onun başında ve midesinde ağrı hissi var derim. Ama biz Türkçe uygun olarak çeviriyoruz. Onun başı ve midesi ağrıyor. İnnehu la yastati'. Evet, gücü yetmiyor neye? En yemşiye. Evet, yürüyemiyor. Yani şöyle çevirmiyoruz. Yürümeye gücü yetmiyor değil, yürüyemiyor. Nasıl yürüyemiyor? Ala kademey. Ayakları üzerinde. Evet, ayakları üzerinde. Tabii burada kimin ayağı? Hü, onun. Onun. Onun dediği için kademeyhi. Kademeyhi. Tabii benim iki ayağım deseydim ne diyecektim? Hemen alalım. Kademeyhi. Evet, kademeyye. Evet, kademeyye oluyor yerine göre ama kademeyye olursa bu şekliyle de bilmemiz gerekiyor. Kademeyhi. Hocam burada ayağı var ya, o yüzden kademeyhi demez miyiz? Nasıl? Ala harfceli kullanılmış ya, o yüzden kademeyhi demez miyiz? Yok, ben buraya göre demedim. Ya yani iki seçenek karşımıza gelir. Kademeyye de olabiliyor yerine göre. Kademeyye de olabiliyor. Yani onu da unutmayalım. Kademeyye değil her zaman. Ama burada olsaydı kademeyye olacaktı. Şu an biz kuralları bilmiyoruz. Sizi kuralları bilmediğinizi kabul ederek hareket ediyoruz. Evet. Kadem yani iki ayakları üzerinde yürüyemiyor. Ayakları üzerinde yürüyemiyor. Bir şey daha diyecektim, unuttum. Ne diyecektim? Kadem. Kademeyhi. Ha şu. Arkadaşlar şununla ilgili bir soru gelmedi ama normalde hü bu. Hü. Hüme. Hüm. Burada niye hi yazılmış? Ala harfi cinden dolayı değilmişti hocam. Hayır. Ala uzaktaki olan birisi. Şurayı etkiliyor. Diğerini etkilemiyor. Nasıl? Uzaktaki olan birisi için. Yani yanlarında değil. Hayır arkadaşlar. Burada okuma imla ile ilgili bir durum var. Hü zamiri arkadaşlar. Hü zamiri. Dikkat edin. Kendisinden önce cezimli bir ye. Bak, cezimli bir ye. Bu ye'nin şeyi ne? Cezim. Ya da esse gelirse. Bu durumda yumuşamaya gider. Hü hüme hüm olur. Hi hüme him şeklinde. Mesela en güzel örneği aleyhim. Aleyhim. Buradan mesela şey yapabilirsin. Normalde hüm. Normalde hüm. Aleyhüm. Bak, okuması zor. Aleyhüm demek zor geliyor insana. İşte dil kolaya kaçar. Dil kolaya kaçar. Burada ne olmuş? Y cezimli olduğu için aleyhim olmuş. Mesela kitabihi. Burada da diğer bir örnek var. Kitabihi. Bir de ne dedik? Kendisinden önceki harfin harekesi esre olursa. Kitabihu desek arkadaşlar. Kitabihu geçiş çok zor oluyor. Dolayısıyla öyle bir okuma kuralı var. Bunu da hatırlatmış olalım bu vesileyle. Yani kitabımızda geçmiyor ama dikkatinizi çekebilir. Biz de söylemiş olalım. Kademeyhi ile ilgili açıklamamız. Lakin fakat ezunnu sanırım ennehu yeş'uru bi tahassun. Bakın şe'ara bi tahassun. Evet, o sözlüğe neyi ekleyebiliriz? O sözlüğü arkadaşlar. Sözlüğümüz vardı. Şe'ara bi. Neredeydi o sözlük? Ekliyorsunuz mu? Şuraya ne ekleyeceğiz arkadaşlar? Şe'ara bi tahassun. Yani tahassun iyileşmek. İyileştiğini hissetmek. Evet, şe'aranın sözlüğünü yapanlar kimler? Hocam ben yapmaya başladım inşallah. Şe'aranın sözlüğünü mü yapıyorsun? Yani bugün başlayacağım Allah nasip ederse. Çünkü vaktim hiç olmadı. Hani geç katıldığımız için diğer dersleri ancak toparlayabildim. Notlarımı aldıktan sonra. Bugün inşallah başlayacağım yani. Eyvallah. Sadece şe'arayı not alan var mı aranızda? Şe'ara benim yaptığım gibi.
Evet, maalesef yok. Sakalımız yok ki sözümüz dinlensin. Evet. Neyse, siz bilirsiniz. Evet, Said ne diyor? Yecibu en nezhebe li ziyaratihi ba'del medrese. Tabii arkadaşlar hasta olduğu için hasta ziyareti önemli. Ne yapalım diyor? Okul sonrası onu ziyarete gidelim. İsam da diyor ki bir tekit tabii ki diyor. Burada da parçada geçen önemli noktalar üzerinde durmuş. Nedir o noktalar? İhtiyaç ilayla kullanılıyor. Onu daha önce söylemiştik. Elem fi ra's, baş ağrısı. Biz bunu çoğaltabiliriz. Elem fil me'ide. Elem fi sadır. Elem fi zahır. Yani sırt ağrısı, baş ağrısı, göğüs ağrısı artabilir. Bu da en son söyledik. Eş'uru bi tahassün. Tahassün arkadaşlar hüsün. Hüsün kelimesinden geliyor. Hüsün güzellik demek. Tahassün güzelleşmek, yani iyileşmek. İyileştiğini hissetmek şeklinde hatırlayabilirsiniz. Ve son alıştırmalardan sıril kelimatil atiye bi suratil münasibe, kelimeleri eşleştir demiş. Ketif kelimesi hangi resme gider? Omuz hocam. Nasıl? Omuz. Evet. O zaman eser ismi oluyor. Surat. Aha. Ben omuz şuraya baktım. Buraya gösteriyormuş. Dört. Güzel. O daha her olacak hocam. Değil mi? Sırtı gösteriyor. Evet. Zahrun. O da zahır. Sırt. Riclün. Ayak. Yani bacak. Yani. Evet. Riclün bacak arkadaşlar. Sak. O da bacak anlamında. Kadem. Ayak. 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 Bacak. Artık. Evet. Kadem. Bu da diğeri. Ayak. Ayak. Ayakla bacağı birbirine karıştırdık ya. Evet. Yet. Bir. El oluyor. Yet. Evet. Bir de ne var? Ra'sün. Saç. Baş. Ra'sün. Baş. 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 Sadrun. Göğüs. Evet. Sadrun şeklinde. Bu da kitabımızın bir diğer alıştırması oluyordu. Bir de arkadaşlar acı hissetmek anlamında bunu örneğini çoğaltmış. Burada ne diyor? Teş'uru bi elemin fi ra'siha, baş ağrısı hissediyor. Biz diğerlerine göre yapacağız. Evet, neyi değiştireceğiz burada? Vücut organını değiştireceğiz. Gerisi aynı. Bir için ne diyebiliriz? Neresi ağrıyor bunun? Kadem. Kadem mi diyelim? Bakalım. Teş'uru bi elemin fi ricliha, bacak demiş. Ayağı kırık değil mi hocam? Evet, olabilir. Sorun değil. Burada yani şurayı sarmış gibi görünüyor, sarılı. Sanki ayağı şey gibi, ama belki de eteği var. Yukarı kadar gidiyor. O zaman da bacak oluyor. Evet. İki de ne deriz mesela? Teş'uru bi elemin esnan. Evet. Esna. Fi esnanihi deriz değil mi? Onun erkeğe dikkat ediyoruz. Üçü kimden alalım? Zahru. Evet, Reşat. Cümleyi tam oku. Bu, tüm cümleyi oku. Eş'uru billahi zahru. Ama o. Zahru. Sen değil, o. Zahru diyoruz ya hocam. Eş'uru dedin. Eş'uru ben hissediyorum. Ama diyeceğiz ki o adam hissediyor. O eş'uru. O zaman ye olur arka. Ye. Yeş'uru. Yeş'uru billahi fi zahru. Billahi mi? Allah'ın yemin ediyorsun. Fi zahru hocam, pardon. Evet, buraya bakarak. Yeş'uru bi elemin fi zahrihi. Allah'a yemin etmene gerek yok. Resimde zaten belli. Bir yere ağrıdığı. İnanıyoruz sana. Evet. Dörde bakalım. Hilal Alaçam. Karın de. Karnı ağrıyor. Hilal. Cemile Güneş. Esma Nuriri. Efendim hocam.
Evet, dördü senden alalım. Yeşuru bi elemi fi batnuhu. Evet, fi batnihi. Bakın demin söylediğimiz kural hu batnihu olmuyor çünkü kendi önceki harfin harekesi esre. Et esre onu kendisine benzetir. Fi batnihi, yoksa okumada zorluk çekersiniz. Bakın esnanihi. Evet, ricil işte zahrihi gibi. Evet, 5'e geçelim. Sevim berfil. Sevim. Evet. Teşuru ilahi fi. Sen de ilah dedin. Arkadaşın Allah dedi, sen de ilah dedin. Dur hocam, düzelteyim bir dakika. Teşuru demeyeceğiz mi hocam? Teşuru bi. Tamam, bu bir ilahim. Bu bir elem, elem. Teşuru tamam, bir elemi. Tamam, bir elem fi elemi. Fi neresinde? Kol olabilir. Zira'ihe veyahut da yedihe. Evet, elinde. Evet, yed bazen kol olarak da kullanılıyor. Evet, 6. Omuz. Omuz. Kadir Öztürk. Onun sesi hocam mi yoktu? Yok, buradayım hocam. Heh. Yeşoru bayan ama elemi... o. Bayan. He, pardon. Teşoru bil elemi fi ketif mi hocam? Evet. Ketifihe. Güzel. Ketifihe. Son olarak da Dudu Betül. Teşoru bi eleme fi boyun, dedim. Boyun, rakabe veyahut da unk. Hangisini yazmış bakalım? Unuk. Evet, unukuhe. Boynunda ağrısı var diyorsunuz. Sağ olasınız. Evet, şunlar imla hocam, inşa. Benim baktığımda yeşuru dedi. Teşuru demedi. Erkekmiş o. Bu bayan. Teşuru. Benim yap bir önceki hocam. Ha, bu yeşuru. Erkek miymiş? Erkekmiş ana hocam. Ana. Özür dileriz. Karıştırdık. İyi hocam. Tekli şemali karışık vatandaşın. Evet. Dün de annemle apartmana giriyorduk. Saçı uzun biri vardı. Çocuk. Kapıyı açtı. Teşekkür ederim kızım dedi. Erkekti halbuki çocuk. Tam asansöre iniyordu. Çocuk da çaktırmadı. Ben de çaktırmadım. Bazen böyle cinsiyetlerini ayıramıyoruz. Evet, son dakikalara giriyoruz. Hemen şuna da bakalım. Evet, el-ke'su fârigatun. Fârig boş demek arkadaşlar. Alıştırmalarda görüyorsunuz. Boşlukları doldur derken karşımıza gelen bir kelime oluyor. Şu an göremedim örneğini. Fârig. Evet. Ekel-el-kelbül lahme. Evet, köpek. Köpek et yedi. Et yedi. Mektebetül İskenderiye kebira. Evet, İskenderiye kütüphanesi, özel isim bu. Mısır'da büyüktür diyor. Kesara kemalün ezzücet. Zücerç neydi? Cam. Evet, cam kırdı. Kemal cam kırdı. Hâdel hizâ kebîrun. Bunun ayakkabısı. Bu ayakkabı büyük. Evet, bu ayakkabı büyüktür. Şâhettü semeke filme. Balıkları izliyor. Evet, sudaki balığı izledi. Hunâke kitâbün alâ tâvile. Kitap orada, masanın üstünde. Evet, masanın üstünde bir kitap vardır. El kürsiyül kebir mürih. Mürih. Büyük sandalye rahattır. Evet, mürih rahat demek arkadaşlar. Güzel. Küllül asafir cemile. Tüm kuşlar güzel. Evet, el gelirse kendisinden sonra hepsi anlamı oluyordu. Tüm serçeler güzeldir. Rakiptül hisane. Ata bindim. Evet, hisan. Ata bindim. Tekellemtü ma'a sadiki. Benle arkadaşım konuştuk. Evet, arkadaşımla konuştuk. Küretül kademi lü'betün mümti'a. Evet, futbol nasıl bir oyundur? Mümti'a. Eğlenceli.
Evet, mümtir, eğlenceli oluyor. Evet arkadaşlar, bir üniteyi daha devirmiş oluyoruz. Tekrar söylüyorum, kelimelere çalışırken dediğimiz gibi çalışmayı tavsiye ediyorum. Yani kelimelerin arasındaki anlam bağlarını kurun. Kelimeleri sınıflandırın, ilişkilendirin. Kelimeleri cümlede çalışın. Dolayısıyla kelimeleri cümle içinde dinleyin, cümle içinde okuyun, cümle içinde yazın. Yani eski usul, al kelimeleri yaz tek tek. Kelimelerin önem derecesine göre öğrenin. Yani en önemli kelimeleri ayrı ezberleyin. Çok nadir gelecek. Mesela vücut organları arkadaşlar, bugün gördüğümüz. Yani ketif bir daha karşımıza ne zaman gelecek? Ayn, göz. İnsanın gözü çok kullanılıyor. Ama omuz hangi parçada bir daha karşımıza gelecek? Senin de sonuna kadar belki ketip bir veya iki kere geçecek. Dolayısıyla yani önem sırasına göre öğrenin. Şu an dil bilgisi konusu gelmedi. Dil bilgisi konusuna takılmayın. Daha bu kitap bitmedi. Dil bilgisi sonra gelecek. Hatta bu iki kitaptan sonra dört kitap boyunca dil bilgisi konusu çok az yine. Dil bilgisi son iki kitapta lazım. Dolayısıyla temelinizi sağlam yapın. Yani siz üniversite çağına gelmiş gençlersiniz. Siz normal ilkokul, ortaokul gibi, yani hoca ödev veriyor. O sadece yazıyor. Yani anlam ilişkisi, konu bütünlüğü vesaire düşünmüyor. Siz ilkokul, ortaokul, lise çocuğu değilsiniz. O alışkanlıklarınızdan kurtulun. Daha teknik, daha gerçek, daha kalıcı, daha isabetli yollar bulun. Bizim tavsiyelerimizi dikkate alın. Bakın Telegram, yani şu an belki de Türkiye'de bu şekilde Telegram'ı kullanan, bırak bizim okulu, dersi bu şekilde kullanan belki de tek hocayım. Dolayısıyla bunu nimet bilin. Nimet bilin ve elinizden geleni yapın. Bunları izleyin, vaktim yok demeyin. Yani hocanız izleyebiliyorsa ben bunları izlemeden atmıyorum. Hepsini izledim. Hepsinin içeriğinde ne var ne yok. Biliyorum yani buradaki çocuk kendi erkek kardeşi malzemelerini kullanıyor. Kazara malzemelerini yıkıyor. Daha sonra babası aynı hatayı yapıyor. Hediye alıyor falan. Bir sürü şey. Bunları izledim yani, biliyorum. Yani dolayısıyla burada da size düşen benden fazlasını yapmanız. Benden azını değil, benden fazlasını. Boynuz kulağa geçer demişler. Evet, boynuz kulağa geçer. Yani boynuz kulağa geçmedikten sonra bizim için bir anlamı yok. Biz bizi geçen öğrencilerden gurur duyarız. Ama bize ayak bağı olan, bizi uğraştıran, hiçbir şey yapmayan, sadece hazır bekleyen, mucize bekleyen öğrenciler bize zaman kaybettirir, bizi üzer. Biz bunu istemiyoruz. Bizden iyi olun, bizden daha iyi anlayın, bizden daha fazla üretin, bizden daha fazla yenilikçi olun, bizden daha hızlı koşun. Yani biz bunu istiyoruz. Umarım bunları aklınıza küpe olur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ben bu arada çok açım. Sabah da yemedim. Siz de öğle yemeği vakti geldi muhtemelen. Tekrar görüşmek üzere. Herkese Allah'a emanet ediyorum. Esselamu aleyküm. Aleyküm selam hocam. Selam hocam. Teşekkür ederiz.